Başkanı Yiğit Savcı bu sabah stüdyo konuğum. Günaydın Yiğit Bey, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, teşekkürler. İyiyiz, her şey yolunda. Çok sizden iyi, sağ olun. Biz de iyiyiz. Aslında sizi tabii daha önce buraya konuk etmek istiyorduk. Yeni başkanlığınızı ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin yeni dönemini buradan tebrik etmek istiyorum öncelikle. Ama biliyorsunuz yaz rehaveti, yoğunluklar, iş gidişler, gelişler derken bugüne geldi. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok çok teşekkür ediyorum. Hiç önemli değil. En azından başladık artık. Evet, bundan sonra zaten projelerinizde ara ara sizinle burada birlikte olmaktan biz çok memnun olacağız. Daha önce de GİAD'ın çalışmalarını zaten buradan duyuruyorduk ve her zaman takip ediyoruz, destekliyoruz. Şimdi yeni dönemin sloganı dönüşüm. Evet. Bu çok önemli. Bu sloganı bize anlatır mısınız ve dönüşüm sloganıyla ne amaçlıyor GİAD? Elif Hanım, dünya hızla dönüşüyor. Bütün iş yapış şekilleri, hı hı, ve toplumun her katmanında hayat dönüşüyor aslında. Ve dolayısıyla da 21. yüzyıl bizi hepimize farklı bakış açıları geliştirmeye zorluyor. Bu açıdan da dönüşüm hem önce ekonomik dünyaya etkiyor hem de sosyal dünyaya etkiyor. Ve bizler bu dönüşümün GİAD olarak önümüzdeki 2 yıl boyunca, evet, bireyin, kurumun ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde projeler yaratmaya karar verdik yeni dönem, hı hı, olarak. Bunu tabii çok önemsiyoruz biz. Bu üç ana başlığın içinde kadın, hı hı, dijital ve sanat kollarına değinerek dönüşüm. Dönüşümün alt başlıkları bunun olacak. Evet. Şimdi Yiğit Bey, bütün bunların alt başlıklarını az sonra sizinle konuşmak istiyorum ama az deminden beri farkındasınız, benim bir çarşı pazarım var, evet, ve bağlanmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederek kısa bir ara alıyorum sizden, rica ediyorum. Tabii. Ve şimdi bir çarşı pazar, tabii merak ediyorlar, Şanlıurfa hazır, Urfa'ya gideceğiz değil mi, değişik, Diyarbakır değil, bugün Urfa'dayız. Meyve sebze fiyatlarını alacağız ama bir de isot fiyatlarını alacağız isot meraklılarına ve karşımda Melih Kaya var. Hemen TRT Haber muhabiri Melih Kaya'ya dönüyorum. Günaydın, iyi sabahlar. Evet, biraz böyle zor bağlandık size. Urfa'lara bugün zor uzandık ama uzandık. Çok mutluyuz. Güzel de bir pazarın içindesiniz. İsot pazarı. Herhalde bu günaydın işin merkezi de değil mi Melih? Evet, bırakıyorum sözü sana ve sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet. 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 Şanlıurfa'dan günaydın. Tam isot mevsimindeyiz. Şanlıurfa'da isot mevsiminden bir pazar yerinden günaydınlar diliyoruz. Öncelikle pazar fiyatlarını söyleyelim. Domates 1, patates 1, biber 1,5, salata 1,5, yeşillikler, maydanoz, roka, nane 1 lira, turp 5 lira, fasulye 3-3,5 arasında değişiyor. Kabak 1 lira, patates 1 lira, yeşil soğan 7 lira, havuç 2 lira. Meyvelere de bakalım. Üzüm 2 lira, şeftali 1,5 lira, muz 6 lira, limon 5 lira, karpuz 50 kuruş, kavun 1,5 lira, erik 2 lira, yeşil soğan 7 lira. Arka fondan da görüyorsunuz Şanlıurfa'nın isotu ve fıstığı meşhurdur. Biraz da oraya bakalım. Şimdi tam isot mevsimindeyiz. İsotlar, tarlalardan mahsuller toplandı ve pazarlara geldi. Ustam merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. İyiyiz elhamdülillah, size sormalı. Biz de iyiyiz, isotları sermişsiniz. Aynen, serdik. Bakalım kısmetimizi arıyoruz. Şimdi fiyatlarını soralım. Kırmızı isotun fiyatı ne kadardı? Şu an kırmızı isotun fiyatı 2,5 liradan sezonu açıldı. Şu an satışa 2,5 liradan satışa sunuyoruz. Çok güzel. Yeşil isot? Yeşil isotlarda fiyatlar düştü, 1,5 liraya düştü. Fıstıklarımız ise 35 liradan satışa sunuyoruz. Urfa'nın meşhur fıstığı değil mi? Şanlıurfa fıstığı 35 liradan satışa sunuyoruz. Ketenköy'ün iyi birinci kaliteli. Antep fıstığıyla yarışabilecek bir fıstık değil mi? Antep fıstığı diye bir şey yok aslında. Sadece patent orada. Öyle mi? Asıl Urfa, asıl fıstık bizimdir diyorsunuz. Evet. Fıstık bütün Türkiye'nindir değil mi? Aslında öyle diyelim. Evet. Bir de isotun aslında kurusu da çok önemli. Burada bakıyorum 3 çeşit isotunuz var değil mi? 3 çeşitten ziyade şu şekilde devam ediyor. 15 lira, 18 lira, 20 lira. 15, 18 ve 20 lira olarak değişiyor. Evet. Yemeklik isot ne kadar? Yemeklik bu yemeklik isot. Bunlar 15 liradan satışa sunuyoruz. Bu çiğ köftelik. Şunlar çiğ köftelik. 18 liradan satışa sunuyoruz. Şunlar da 20 liradan satışa sunuyoruz. Yalnız bunlar fabrikasyon. En acısı bunlar olan 20 lira değil mi? Evet. Evet, en acı isot. Acısı arttıkça fiyatı da artıyor galiba. Hayır. Kalite kalitesi değişiyor. Artıyor. Fabrikasyon ve ev yapımı olarak değişiyor kaliteleri. 15'ten 20 liraya kadar isot fiyatları değişiyor. 40'a kadar çıkıyor mu en kalitelisi? 40 liraya kadar çıkıyor. Oo, çok güzel. Peki. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa'nın meşhur isotu 40 liraya kadar alıcı buluyor ama başlangıç fiyatı 15 liradan başlıyor. Şanlıurfa'dan tekrardan iyi bir gün dileyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım.
Bekir Özbek, çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'ya selamlar. Yani gerçekten fiyatları duyunca biz böyle kulaklarımıza inanamadık. 1 lira sanki her şey 1 lira pazarıymış gibi. İstanbul'da hiç böyle değil fiyatlar. Herkes Urfa'ya alışverişe. Çok teşekkürler. Urfa'ya selamlar diyorum. Evet, Bekir Özbek'e teşekkür ediyorum. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yiğit Savcı ile birlikteyiz. Yeni dönem dönüşüm dedik sevgili Yiğit Savcı. Ve siz de dediniz ki 3 tane unsur var. Kadın, dijital ve sanat. Şimdi hangisini de açalım ilk şimdi olarak? Şimdi kadın konusuna bence hemen hızlı bir şekilde bakalım. Çünkü tamam, kadının dönüştürücü gücünü biz çok önemli görüyoruz. Bu aslında aileden başlayan bir şey. Ve bunun şimdi şöyle bir durum var Elif Hanım. Cinsiyet eşitsizliği endeksine, Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı endekse baktığımızda 145 ülke arasından biz 130.'yuz. Şimdi yani kadının çalışmama kadın oranı emeğe, olarak epey yukarıdayız. Evet, kadın emeği ekonomiye yansımıyor maalesef. Ve biz bunun yansıması için çalışmalar yapmak istiyoruz. Bakın çok basit bir şey. Biz eğer bu kadının gücünü ekonomiye yansıtabilirsek, OECD ortalamasına yaklaştırabilirsek 2025 yılına kadar %20 gibi bir artış sağlayabiliriz gayri safi milli hasılamızla. Kadının dolayısıyla, emeğiyle birlikte. Evet, dolayısıyla kadının dönüştürücü gücü çok çok önemli. Bunun yanı sıra tabii dijital dönüşümde çok çok önemli. Burada da biz KOBİ'lere yönelik bazı çalışmalar yapmak üzere yola çıkmış durumdayız. Orada da KOBİ'lerin dijitalleşme oranları çok çok kısıtlı. Bakın biliyorsunuz Türkiye'de KOBİ'ler istihdamın %75'ini oluşturuyorlar. Ve sadece dijitalleşmeleri, bu KOBİ segmentindeki dijitalleşme %10 civarında. Eğer biz bunu, ki Türkiye ortalaması %20 civarında. Eğer biz bunu %20 seviyesine doğru bir %10 daha artış yakalattırabilirsek, orta ve yüksek teknoloji kullanımı sağlayabilirsek, bu bize şöyle bir katkı sağlayacak diye biz hesap ediyoruz. %10 civarında bir artış, FAVÖK'te, şirket FAVÖK'lerinde, KOBİ FAVÖK'lerinde %1,5 gibi bir artışa neden olacak diye kabul ediyoruz. Son projemizde sanatın toplumsal dönüşüme katkısından bahsetmek istiyorum. O da şudur. Bakın yaratıcı düşünce aslında sanattadır. Elif Hanım biliyorsunuz Rönesans Avrupa'da 14. yüzyılda başlamış. Ki biz o dönemde de bundan çok uzaklaştığımız için. Aynen öyle. Ve biz kaldı. Ve biz 14. yüzyılda Avrupa'nın yaşadığını artık yaşamak için, toplumsal dönüşümü sağlayabilmek için sanatın önemine vurgulamak istiyoruz. Burada yaratıcı düşüncenin tetiklenmesi çok çok önemli. Ve yaratıcı düşüncenin bizim inovasyon kapasitemize işaret ettiğini söylemek istiyoruz. Çok önemli. Yani sanat deyince siz burada yaratıcı düşünce, yani inovasyon yapabilmek için de buna ihtiyaç var. Şimdi inovasyon dendiğinde biz KOBİ'leri bunun çok içine koyuyoruz ya. Şimdi dijital dönüşümden bahsediyorsunuz. Gerçekten hani ve söylediğiniz rakamlar çok düşük. Dolayısıyla hani Türkiye'nin inovasyona açık bir ülke olması, bu anlamdaki desteklere baktığımızda altyapı hazır değilken bu ne kadar gerçekçi sizce? Ve hani belli başlı çalışmalar da yapacaksınız gördüğüm kadarıyla araştırma enstitüsüyle. Evet. Belli çalışmalar, onların da detaylarını almak istiyorum. Hani olabilir mi gerçekten? Şimdi İnanıyor şunu, musunuz Türkiye'de bir inovatif sıçrama? Tabii şunu unutmamak lazım. İnovatif düşüncenin oluşabilmesi için yaratıcılık lazım. Ve bunun da eğitimle bir bağlantısı var. Biz de dolayısıyla eğitimi bir yandan ileriye götürürken, ki bu Avrupa Birliği'nin entegrasyonuna da işaret eden bir şey. Biz dernek olarak bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Birliği entegrasyonu bizim eğitim standardımızı yukarı çekmek zorundayız. Bakın ben bundan 2,5 hafta önce Sayın Başbakanımızla beraber Singapur'a gittim. Biliyorsunuz Singapur dünyada eğitim açısından ilk 3 sırada. Ya PISA değerlerine göre ilk 3 sırada. Dolayısıyla eğitimi biz geliştirmezsek eğer, eğitimimizi daha sağlam ve sağlıklı bir hale getirmezsek ve buraya yatırımı arttırmazsak biz maalesef orta gelir tuzağından kurtulamayacağız. Ve 10 bin dolar seviyesine sıkışmış kişi başı gayri safi milli hasılamız maalesef bizi tıkamış durumda. Bunun da tek yolu eğitimi iyileştirmeliyiz ve inovasyon kapasitemizi geliştirmeliyiz. Evet, bunun için de yine sanat, yine eğitim gibi altyazılar var bunun içinde. Şimdi siz araştırma enstitüsüyle birlikte bilimsel bir çalışma yaparak bu konuda bazı yol gösterici raporlar, yol haritaları da sunmayı planlıyorsunuz. Bize biraz bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz yeni dönem için? Şimdi biz araştırmalar enstitüsünü GİAD'da bu dönem kuruyoruz. Ve yapmak istediğimiz şey aslında hap bilgiler hazırlamak.
Bakın bir sürü raporlar hazırlanıyor. KOBİ'ler için mi? Türkiye'de de dünyada da. Hem KOBİ'ler için hı-hı, birazcık daha sokak diline yatkın. Yani çok teorik kalmayan. Hı-hı. Daha insanların... Ya da yani yeni girişimcileri de değil mi? Aynen öyle. Onları da kucaklayabilecek bazı hazırlıklar içindeyiz. Hı-hı. Bu da dijitalleşme konusunda bilhassa KOBİ'lerle ilgili bir çalışmayı çok sıkı bir şekilde başlayacağız. Aynı şekilde kadın konusunda da böyle bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla da bizim Araştırmalar Enstitüsü'nde yapmak istediğimiz, hedeflediğimiz şey sokağın diline uygun, teoriyi de olan ama pratiğe de yatkın bir dille raporlar sunmak. Bunu peki düzenli bir şekilde mi yapacaksınız? Evet, bunu sürekli bir çalışma. Bunu yıl boyunca bakın hukukla ilgili de bir çalışma yapacağız. Eğitimle ilgili de bir çalışma yapacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de adaletle ilgili çok önemli konular var ve biz bununla ilgili de bazı çalışmalar yaparak bunu da hap bir bilgi olarak yine Araştırmalar Enstitüsü'nden yayınlamayı hedefliyoruz. Evet. Şimdi geldiğimiz hani dünyanın geldiği genel konjonktüre baktığımızda tabii ki ilişkiler önemli, anlaşmalar önemli ama dünyadaki böyle global önemli anlaşmaların da revize edildiği ya da geleceğinin ne olduğunun bilinmediği, bazen de sorgulandığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmalarını daha çok konuşur hale geldik. Siz az önce Başbakan'la seyahatimiz var dediniz. Orada da serbest ticaret anlaşmaları için bulundunuz. Ve şimdi aslında dünyada hani Avrupa Birliği'nden Brexit'le ayrılan İngiltere bu anlamda Türkiye için önemli bir ülke. Çok önemli. Yani dünya için önemli bir ülke. Serbest ticaret anlaşması adına da hani Avrupa Birliği tarafından da baktığımızda bizim için çok önemli. Çünkü aynı zamanda İngiltere Avrupa ile de belli anlaşmalar yapacak. Bizim için de bir örnek teşkil edecek. Şimdi siz Londra'da GİAT olarak ofis açmayı planlıyorsunuz. Yani buradaki çıkış yollarınız ve bu ofis ne anlama gelecek, bunu da anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi biz genç iş dünyasının sesi olarak Brexit sonrasındaki fırsata konsantreyiz. Dolayısıyla evet, burada bir fırsat var. Brexit sonrasında İngiltere dünya ile entegre olmak zorunda ve biliyorsunuz son dönemde TTIP bozuldu ama serbest ticaret anlaşmaları inanılmaz derecede önemli bir konuma geldi. Hı hı. İşte biz başbakanımızla aslında serbest ticaret anlaşmasının seremonisine gittik. Hı hı. Biliyorsunuz biz Asya'da önce Güney Kore ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladık. Ardından Malezya ile imzaladık. Şimdi de Singapur'la imzalayarak aslında üçlü bir anlaşma imzalamış olduk. Bana göre biz Türkiye olarak Avrupa Birliği entegrasyonumuzu aynen muhafaza ederken açılım ve yeni pazar açısından serbest ticaret anlaşmalarıyla Asya'ya kendimizi şey yapmalıyız, yönlendirmeliyiz. Buradaki neden de bakın Asya'da 3 milyar civarında bir nüfus var. Bu dünyanın artık ticaretin merkezinin oraya gittiği bir durumu oluşturuyor. Dolayısıyla da Elif Hanım ben şunu söylemek isterim. Bütün dünya Asya'ya doğru kayarken hepimiz iş modellerimizi buna göre dizayn etmeliyiz ve serbest ticaret anlaşmalarıyla yönümüzü buraya doğru kaydırmalıyız diye düşünüyorum. Hı hı. Burada da çok önemli birkaç tabii ki ana başlık var. Bakın hı hı, ben 8 yıl Singapur'da yaşadım. Evet. Kendi işimi kurdum ve orada işimi büyüttüm. Dolayısıyla da biz plastik ham madde üretiyoruz ve ticaretini yapıyoruz. Ve dolayısıyla da Singapur'la bağlantılı mı yapıyorsunuz? Evet, Singapur biliyorsunuz dünyada küçücük bir ada olmasına rağmen petrokimya adası olan bir şey. Bir biz de yani finans merkezlerinden bir tanesi. Tabii bir yandan da paranın merkezlerinden aynen, biri. Asya için paranın merkezlerinden biri. Ve biz tabii bu seyahat boyunca da bakanımızla da bu konuyu görüştük. Biz bankalarımızla beraber Asya'ya gitmek durumundayız. Merkez buraya kayıyor. Ama bizim İngiltere'ye gitmemizde çok önemli bir konu var. Bakın Brexit sonrasında bu fırsatlar daha da artacak. Ve Avrupa'da Asya ile entegre olmak istiyor. Ve biz bu coğrafyanın aslında en önemli köprü yerindeyiz. Biliyorsunuz ya, İstanbul Asya'nın başladığı yer. Hı-hı. Dolayısıyla da ben bunun çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve serbest ticaret anlaşmalarıyla hem bizim GİAD olarak genç dünyasının sesi olarak Londra'da açacağımız ofis çok önemli. Hı-hı. Hem de buradan yapacağımız ticaret çok çok önemli olarak düşünüyorum. Ne zaman açacaksınız ofisi? Önümüzdeki 3 ay içinde açılımı tamamlanmış olacak. Sonrasında görüşmeleriniz olacak mı? Sonrasında biz İngiltere'de parlamentoyla bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar hızlanmış durumda. Bunu da yakın bir zamanda herkesle paylaşmaya başlayacağız önümüzdeki aylarda. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum ben GİAT'a ve yeni başkanlık döneminde size başarılar diliyorum. Şimdi hemen bir manşetlerinize gideceğiz. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yiğit Savcı'nın manşetleriyle programa devam ediyoruz. Evet, neler söyledi kendisi? Hemen şöyle bir bakalım. Dönüşümün 3 ayağı var dedi. Kadın, dijital ve sanat. Dönüşüm GİAT'ın yeni sloganı. Toplumsal dönüşümü sağlamak için sanata önem vermeliyiz diyor Yiğit Savcı. İnovatif düşüncenin hakim olması için eğitim şarttır. Eğitimi arttıramazsak orta gelir tuzağından kurtulamayız.
Araştırma Enstitüsü ile hap bilgiler hazırlamak istiyoruz dedi. Genç yöneticiler olarak Brexit sonrası fırsata odaklandık. Türkiye bankalarıyla birlikte Asya'ya gitmek zorundadır dediniz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kadın istihdamının özellikle altını çizdiniz. Bu anlamda kadın iş gücüne destek sağlamak adına neler yapacaksınız diye son bir soru sorsam. Çünkü bir miktar daha süremin kaldığını evet. görüyorum. Hiç kaçırmayalım onu da. Biz kadın istihdamıyla ilgili bilhassa biliyorsunuz genç işsizlik oranı %25 seviyesinde. Türkiye'nin toplam işsizliği %10 seviyesinde. Dolayısıyla burada iş gücüne katılımda hem sanayici olarak bizler hem iş dünyasını ve bilhassa da yeni teknolojilerle ekonomiye kazandırılan startuplar üzerinden kadınların buraya entegrasyonunu sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunun üzerine de planlar yapıyoruz. Çünkü GİAD'da girişimcilik kısmı da çok çok önemli. Evet. Biliyorsunuz biz Formül Sosunda diye bir tane girişimcilik kitabı, vaka kitabı evet, bastık. Biliyorum, bunu sana getirmiştik hatırlarsanız. Evet hatırlıyorum doğru. Ve şimdi bu dönemde de 5 tane kadın girişimciden, GİAD'ın içindeki 5 kadın girişimciden bir ikinci vaka kitabının ikincisini basacağız. Ve önümüzdeki dönemde... Devamı mı bu evet, farklı şey? Şimdi şöyle bu tabii birincisiydi. Bu benim de içinde bulunduğum 5 kişinin 5 girişimcinin olduğu bir kitaptı Formül Sosunda. Bunu da DNR'lardan alabilir. Alabilirler herkes. Evet çok güzel. İkincisi de önümüzdeki 8 ay içinde hazırlanacak. Ve 2018 yılında da baskısı yapılıp tamamlanacak ve piyasaya sunulacak. Evet gerçekten önemli girişimciler var içinizde. Hepinizi takdir ediyoruz. Bu kitapları da öneriyoruyoruz değil mi? Yeni girişimciler evet. için yol haritası olsun. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Her zaman Elif beklerim. Hanım, çok sağ teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler program bitti. Yarın sabah saat 9.15'te Ekonomi 7.24 olarak karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın, sabah görüşelim. Hoşçakalın.